Merhabalar, hoş geldiniz. Bakın bu hanımefendi burun estetik ameliyatı olmuş fakat burnu ucunda gangren gelişmiş ve o gangrenden sülükler sayesinde kurtulmuş. Böyle bir faydası var. 3500 yıllık bir tedavi bu. Aslında Hindistan'a kadar uzanıyor öyküsü ama Mezopotamya'da, Mısır'da, eski Yunan'da ve Anadolu'da yaygın bir şekilde kullanılmış. Baktığınız zaman aslında bu işte çok daha uzman olan ve yayın yapan, hatta bu işi bilimsel olarak araştıran grubun Hintliler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Avrupa'da da yayınlar var. Türkiye'de de son zamanlarda yayınlar artmış durumda. Buna hirudoterapi deniyor. Hirudoterapi demesinin sebebi hirudin maddesi içeriyor sülükler ve bunun yanında da yüze üzerinde madde var. Hirudin bir antikoagülan, yani kan sulandırıcı. Çünkü kanı emebilmesi için kanın sulanması gerekiyor. Pıhtılaşırsa bu işlemi yapamaz. 18. yüzyılda başlıyor. 1930'larda gözden düşüyor. Napolyon'un doktoru yaygın bir şekilde kullanıyor. Ve 1850 yıllarda Avrupa'da yılda 90 milyon sülük tüketiliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri 1870 yılında sülük üretimi için 500 dolarlık bir ödül koyuyor. 1930'dan sonra gözden düştü demiştik ama 1985 yılında kulağı kopan bir hastaya kulağın yeniden tutunabilmesi için sülük tedavisi uygulanıyor ve başarılı oluyor. Bunun üzerine 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi sülük tedavisi kabul ediliyor. Ağrı kesici özelliği var içerdiği maddelerin, iltihap karşıtı özellikleri var. Yara dokularının yıkımını, yani temizlenmesini sağlıyor. Kan akımını artıran maddeler var. Pıhtılaşma hücrelerinin toplanmasını engelliyor ve önlüyor. Kan sulandırıcı özellikleri var. Bütün bu özellikleri çok yaygın bir şekilde bütün hastalıklarda önerilmesine karşın ön plana çıkan 5 ana alan var. Bunlardan bir tanesi varis. Bacaklarda oluşan ödemi kanı toplayarak atıyorsunuz. Ama bu sadece bir bölgesel rahatlama sağlıyor. Çünkü alttaki kaçağı iyileştirmiyor. Artrit üzerinde yapılmış çalışmalar var. Diz ekleminde özellikle içerdiği maddeler nedeniyle doku tamiratı yaptığı söyleniyor ama çok derine inebildiğini zannetmiyorum. Ama bakın, egzemada, deri hastalıklarında çok başarılı, yara tedavisinde başarılı, özellikle damar tıkanıklıkları sonucunda eğer kemik iltihabı oluşmamış yüzeyli enfeksiyonlarda yaraların temizlenmesinde yararlı ve bugün plastik cerrahide flap veya doku naklinde iyileşme için kullanılıyor. Çünkü bu damarlar tıkanıyor ve bu nakledilen doku düşüyor. Bunu önlemek amacıyla sülük kullanıyorlar. Böylelikle o damarların açık kalması sağlanıyor. Uzun dönemdeki yararları itibariyle plastik cerrahide kullanımı ve egzema damı kullanımı ön plana çıkmış durumda. Alerji yapabiliyor, bunu unutmamak lazım. Kanamaya eğilimi olanlarda kanama uzun sürebiliyor veya bir doğuştan kanama hastalığı varsa çok kötü sonuçlar olabilir. Bir de enfeksiyondan uzak durmak gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalarda bazı türlerde bakterinin haricinde virüsleri bile taşıdığı söyleniyor. Onun için bir tedavide bir sülük kullanılması lazım. Şimdi bakın, burada birkaç örnek var. Bu öylesine büyük deri fleplerinde, plastik cerrahide gördüğünüz üzere sülük tedavisi yaygın bir şekilde kullanılıyor. Çünkü ancak bu şekilde ortadan kaldırılabiliyor ve gene burada bakın parçalı bir kırık var. O kırıkta oluşan doku defektindeki flebi de, doku naklini de sülükle ortadan kaldırmışlar. Daha doğrusu iyileşmesini sağlamışlar. Efendim, ilginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.